Semih'e davetiye hazırlayalım. Melis Betkaya'nın yemeğine davetlisiniz diye. Ben de gidip götüreyim onu, davetiyeyi. Sen de masada oturmuş olursun. O da gelir karşına direkt oturur. Kız bak ne zamandır küssünüz. Ben de bile senin yanında yani şu anda. Yok ben Melis'le küs değiliz yani. Melis barıştı. Değiliz. Barıştınız mı? Hayır, zaten süper. Melis o gün yanıma geldiği zaman buzlar eridi. Tamam süper harikasın. Böyle devam edin. Küsmeyin. Hadi makyajını yap. Kalp vizini hazırla. Can sen bunu koyuyorum. Eğer ki o davete güzel gelirse bir ışık var demektir. Hadi. Çok önemli bak evlilik. Gerçekten çok önemli bir meselesi. Ya ben de çok önem veriyorum. Çünkü şöyle bir şey. Annesi, ailesi ayrılmış olan insanlar evliliğe daha çok önem verir. Ben mesela babamı o kadar çok severken o en düşkün olduğum dönemler ayrılıp İstanbul'a geldim ve afallıyorsun yani. Baba sevgisi var, anne özlemi var. İkisini şimdiki düşündüğüm zaman gerçekten diyorum ki yani öyle bir evlilik geçireyim ki hani çok mutlu, uzun seneler boyunca birbirimize bağlı kalalım, sevelim ve çocuğumuz da çok güzel yetişsin, aynen, anne baba özlemi çekmesin. Kesinlikle yaşamasın. Yani en çok zaten korktuğum şeylerden biri o. Hani onu ben gerçekten istemiyorum yaşamak yani. Yemeğine doğru Melis Buse Betkaya'na eşlik etmenizi temenni ederiz. Ya gelemezse. Gelmezse diye gelemezse. Bir dakika kafamı toplamaya çalışıyorum. Melis Buse Betkaya'm. Eşlik etmenizi dileriz değil, temenni ederiz. Ama o zaman çok şey oluyor. Bu akşamki akşam yemeğinde Melis Buse Betkaya'nın eşliğinde. Eğer gelmez ya da gelemezse Melis daha kötü yıkılacak. Bunu biliyorsunuz değil mi? Daveti icabet etmenizi. Evet. Elinizi dileriz. Bismillah. Evet, bekleriz diyelim. Dileriz. Tamam. Böyle. Tamam. Betkaya'nın hem eşliğinde daha böyle resmi olur davete icabet. Ya Eser bizi göndermiyorlar. Biz burada iyiyiz abi. Ya, abi niye atıyorsun? Ya ağzın şamayını açtın. Unutmuştur bile ya. Ya tamam. Sen gitmek mi istiyorsun? Hayır niye gitmek isteyeyim ya? Tövbe estağfurullah. İyiyim böyle. Emre anı yaşa kanka. Aynen. Keyfini çıkar, neşe yapıyorsun ya. Aynen, şimdi yazacaklar. Ayça, Emre'nin burada olduğunu söyleme tamam mı? Sonra patlayacaksın. Emre'nin falan burada olduğunu söyleme. Yerin kulağı var, duyacak. Tamam sen söyleme kimse. Tamam aşkım. Hazal, Emre'ye selam söyleyeyim mi gitmişken? Selam söyle. Tamam. Hadi. Evet. Bari kamufle edin bizi ya. Bu ne? Söylüyorum, hatırlamaz mı? Sen de elini hatırlıyormuşsun ya. İnşallah bugün. Onlar Eser'in. Melis, Nur'la Semih'in görüntülerinden sonra yemek yapmaktan vazgeçti. Dani de büyük bir ısrarla bunu yapmalıyız, davetiye gönderelim, hadi yemek hazırlayalım yaptı. Fakat Melis'in tekrar kırılacağını hesap edemedi. Ortada bir Semih var. Biliyoruz Semih'in daha evvel de reddettiğini, bu sefer de reddedeceğini zannediyorum. Ve üzülmemesi için Melis'in yemeğine yardım etmeyeceğim. Ne? Gelemez miyim ben yani? Gel. Hoş geldin. Böyle gelmeleri her zaman kapımız sonuna kadar açık. Ne kadar güzel. Seni aşkımı ilan etmeye geldim. Ona mektup yazdım. Ne yapıyorsun lan? Ama gerçekten bak sana mektup yazdım. Seni kurtulmuş yazıyor. Nasıl ya? Kapılar o kadar açık değil. Hayatım, kahvaltı çok güzel. Ellerine sağlık. Hayatım. Teşekkür ederim. Kardeşim. Canım. Kardeşim hayırdır hayatım. Kanka az alışkanlık. O şey ya. Hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Şimdi bir su alırım. Kanka sana mektup getirdim. Pardon aşkım sana mektup getirdim. Unutmuşum az alışkanlığı. Aşkımı ilan ettim ben ona. Kusura bakma aranıza giriyorum. Ya, ne ama doğru bırak. Yani ben Semih'ten hoşlanıyorum. Bunu defalarca söyledim. Ne dedim ben? İki tane adayım. Ben sağ gösterim sol vuracağım dedim. Demedim mi? Ayçeciğim. Ben zaten sana... Kimse inanmıyor ben. Yok, ya, yapamıyorum. Ben inanmıyorum. Hadi zorlama. Aa, yok, bir şey diyeyim mi? Tanku sana ihtiyacımız var. Buraya gel. Ben bir şey bu evde neler oluyor? Ayça'dan ne zaten böyle bir hamle bekliyordum ben. Ben ne dedim size? Ben zaten sana dedim. Ben dedim ki tamam bazı zamandır vermiyordum. İşte neydi adı? Adnan Özler dedim. Hani var şey dedim. Bir şey demiyorum. Sadece Ayça'dan beklediğimi şaşırmadığımı Adnan söylüyorum. Yani ben size söyledim. Şu anda şaka yapmıyor tamam, da olabilir. Tamam iki adayım olabilir. Ama ben seni ben zaten ta geçen haftalarda söylememiş miydim? Bak heyecanlandım, elim titriyor, konuşamıyorum. Yok, senin... var onda bir şey değil, ben çözemedim. Damat adayı işimi getirdim. Ya beceremiyorum kanka, beceremiyorum, yok ya. Olmuyor, benden çıkmıyor. Çıkmıyor. Hadi hadi çıkar abi. Kanka sana mektup getirdim. Kimin o? Davetiye. Kuzey Rektan mı? Kanka gelinler evinden. Gelinler evi mi? Ha. Ne davetiyesi ya?
Semih'in üslubunu beğenmezken kendisi şimdi ayırdır demeye başladı. Kendileri oldu hepsi benim. Nur. Ben zaten ilk maçlarda bildiğin Semih gibi Semih'e davranıyorum valla. El kol hareketleri. Yerine bakar mısın? Yer mi değiştirdik dedi. Abi ben Ankara demiyorum artık Ankara diyorum. Ankara. Hadi gidelim. Senle gidiyoruz. Beraber gidiyoruz. Ama biz konuşamadık. Ya ben böldüm valla. Hayır lütfen biz konuşuruz. İyi misin? Ben biraz daha kalabilir miyim? Hayır. Emir Büyükören ben seni götürmeye geldim. Dikkat et. Semih bardak senin ha. Ona göre. Bardak kalsın. Kahveyle gidip de Semih'e romantik anlar yaşatmaya çalışmak. Neyse ben şöyle söyleyeyim, kızlar verdim davetiyeyi. Başkasını yaptı kahve ne alaka? Ne olacak ki? Sen çok acele ettin. Neyse verdik oldu, gitti. Ateş eden gelecek. Neyse gelecek işte ya. Ne dedin? İşte diyeceğim gittim kırmızı zarf ya kanka. Ben dedim Semih'e aşığım. Bunu söylemek için geldim. Biliyorsun daha önce ilgileniyordum onunla. Herkes bir şok oldu. Semih. Salça getirdim. Kısmetse olur programındaki. En uzun. En güzel günümü yaşadım yani. Hadi be. Erkekler evinde yoktum abi. Ama bak orada yaşayacak artık. Daha mutluyum. Dostlarının yanında olmaması kısmet olur evinin en güzel günüyüm. Kardeşi buradan acı çekerken... Dostlarım yanımda yoktu ama... İnsan der ki hep beraber çekerken... keşke orada olabilseydik. Ha. Aynı mutluluğu siz de yaşayabilseydiniz. Teşekkürler Emre. Sen mutluysan bize mutluysan. Mesaj vermeyin kardeşim. Anladı dostlarım yanımda yoktu ama... Sen yeni bir ilişkiye başlayacağım insanın gözlerinin içine bakarak orada zaman geçirdim. Bunun da sizin kardeşinizin gözünde hiç değeriniz yok mu? Biz senin için mutluyuz zaten. Biz senin için mutlu oluyoruz. Kardeşiniz için mutlu olmuyor musunuz yani şimdi? Çok oldu. Sırf bu yüzden bana gönül mü koyuyorsunuz? Yok. Haftalardır hepinizin ilişkisine elimden geldiği kadar hayatta destek vermedim. Hayatta gönül koymayız. Ne Murat abi sen söyle. Hayatta gönül koymayız. Bizim siyasen gönül koymayacağımızı bilir. Sen mutlu ol. Evet. Allah biz senden mutluysun. Daha mutlu ederiz. Evet. Amin. Senin mutlu ayrıca olma, senin için mutlu hani Ceyda da bir şeyler söyledi. Ceyda pes etmeyecek. Ne? Öyle diyor. Ben bir şeyler söyledim. Mehtap bence seni kıskandırmaya çalışıyor. Biliyoruz zaten. Wow. Şimdi yanlış oluyorum işte. Melis sana gönlünü kaptırmış. Herkes de... Bak. Herkes de bir, herkesin derdi ayrı be kardeşim, yemin ederim. Bak şimdi sana açıkça bir şey söyleyeceğim. Ben normalde bu işe çok fazla burnunu sokmak ya da karışmak, konuşmak hiç istemiyordum ama... Sırf Erdem var diye, sırf Erdem'in eski görüştüğü insan diye. Melis bana bunları söylüyordu ama ben gelip sana hiçbir şey söylemedim. Bu zamana kadar. Aynen. Gelip sana Melis'le alakalı bir şey dedim mi? Demedim. Yok. Ama sen biraz önce burada Nur'la kahve içerken görüntüleri izlemiş. Ben izleyemedim. Dışarıda yengenle Azal'la oturuyorduk da. Ağzımda. Yengede. Olmasını istediğim şeyi bir yani. Ya, otururken biz giremedik içeri. Onu izlemiş. Ya ben gerçekten bak 4,5-5 aydır bu evdeyim. Melis'le birkaç yani ilk 2 haftanın sonunda geldi buraya. Ben o kızın bu kadar duygusal olduğu bir anı görmedim. Aynen. Bu kadar içten ağladığı bir anı görmedim. Kardeşim. Ağladı mı? O yemin kadar, çok güzel yemek yapıyor ama. Şu yemeği o yapmış. Öyle güzel yapmış ki bir tadına baktı. Ya da aldım, bakmasın. Sen istersen duygular senin duyguların kardeşim. Nur da var karşında. Daha önce birlikte olduğun aday. Ayrıldığın insan. Ve hiçbir zaman bir şeyler deneyemediğin Melis var bir tarafta da. Denedin yani ama olmadı. Güzel kardeşim yani tamam doğru söylüyorsun da. Bak beni bir dinle. Karar yine senin baba ya. İstersen tamam, anlat, istediğini anlat. Seç, ister git, kardeşim, ister anlat. Gitme. İsterse, ister... Anlat, güzel yani... kardeşim anlat. Anladın mı? Sen anlat, ben dinlerim. Sana kız orada güzel bir sürpriz hazırlıyor. Senin için davetiyesi yapıyor. Geldi. Geldi davetiye. Davetiye de gönderdiler sana. Bak şunu bir kere gördüm ben. Gerçekten gözlerinde sana karşı bir sevgi olduğu belliydi. Seni Nur mu mutlu eder, Melis mi mutlu eder bilemem. Bunun seçimini yapacak kişi sensin. Eyvallah. Bunu tercih edecek kişi de sensin kardeşim. Ama Nur'un gözlerindeki o sevgi var ya bize gösterdiği. Onun aynısı Melis'te de var. Haberin olsun. Ne olur sen yeter ki sen kısmet.